Anlamda fırtına vardı. Özellikle Marmara bölgesi, Marmara Denizi'nde. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Peki Marmara Denizi'nde ve ülkede neler yaşandı? Öyle görüntüler kaydedildi ki kabus gibi. Başta Marmara ve tüm Türkiye. İşte o anlar. Korku dolu anların yaşandığı yer Yalova Yenikapı Vapuru. Arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Arabalar adeta dalgalarla boğuştu. Yükselen dalgalar fırtınayla birlikte 4 araca zarar verdi. Araçların camları kırıldı, göçükler oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı. Ancak maddi hasar büyük. Fırtına ve dalgaların etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. İstanbul Çatalca'da yoğun yağıştan etkilenen yerlerden oldu. Dere kenarında duran 5 kişi yoğun yağış sonrası derenin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler halat yardımıyla mahsur kalan kişileri bota bindirerek kurtardı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Konya'da Karabük'te ve Çankırı'da fırtına hüküm sürdü. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Konya'nın Karapınar ilçesinde bir binanın çatısındaki baz istasyonu park halindeki otomobilin üstüne düştü. Fırtınanın hızı saatte 90 kilometreyi buldu. Ereğli ilçesinde de bir aracın üzerine ağaç devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karabük'te fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kentteki bir iş yerinin reklam panosu yerinden sökülerek caddeye düştü. Vatandaşlar çatılardan uçan parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu görüntülerde Çankırı'dan kentte etkili olan fırtına caminin minaresini devirdi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak park halindeki iki otomobil ve bir iş yerinde hasar oluştu. Ankara'da beklenen fırtına öğle saatlerinde başladı. Kentte oluşan toz bulutlarından göz gözü görmedi. Keçiören'de çatı araçların üzerine düştü. Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde ağaçlar devrildi. İzmir'de ise sağanak ve kuvvetli yağış beraberinde hortum getirdi. Foça açıklarındaki hortum karaya ulaşmadan son buldu. Fırtına ve sağanak Antalya'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi, şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68, Kemer ilçesinde 118 kilometreye ulaştı. Amerikan polisinin